Herkese merhaba, beni değil mutfağıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte ton balıklı dürüm yapacağız. Ton balıklı makarna tarifinden sonra fark ettim ki ton balığı sevenler çok fazla var. Ben de hemen bu tarifi sizlerle paylaşmaya karar verdim. Diyelim işten ya da okuldan geldiniz, çok açsınız. Dakikalar içinde hazırlayabileceğiniz ve evdeki malzemelerden hazırlayabileceğiniz çok lezzetli bir alternatif. Hemen ilk önce malzemeleri göz atalım, ondan sonra da yapmaya başlayalım. Yarım kırmızı soğanım var, onu küp küp doğradım. Bir avuç roka kullanıyorum. 2 yemek kaşığı kadar minik doğranmış maydanozum var. Bir diş sarımsağım var, onu ezdim. Yaklaşık 5-6 tane siyah zeytin var. Onların çekirdeklerini çıkarttım. Daha sonra minik minik doğradım. Eğer evinizde en kolay zeytin çekirdeği nasıl çıkartabilirsiniz merak ediyorsanız onun da videosu kanalımda var. Onu da bu videoya eklerim. Bir ya da yarım limonun suyunu ekliyoruz. Ne kadar ekşi sevdiğinizle alakalı. Ben ekşi sevdiğim için genelde bir tanesini ekliyorum. Ama isterseniz yarım da ekleyebilirsiniz. Zeytinyağı kullanacağım, karabiber kullanacağım, lavaş ekmeği kullanacağım ve de ton balığı kullanacağım. Ben bugün 2 kutu ton balığı kullanıyorum. Suda bekleyenler yerine zeytinyağında bekleyenleri alırsanız çok daha lezzetli olacaktır. Ama eğer diyet yapıyorsanız o zaman suda bekleyeni alın. Bu da aklınızda bulunsun. Gerçekten yapacağınız şey çok basit. Hemen başlayalım. Ton balığının içine limon suyunu ekliyorum. Kırmızı soğanı ekliyorum. Alternatif olarak taze soğan da kullanabilirsiniz. İsterseniz soğanı da biraz azaltabilirsiniz. Ben soğanı da bol seviyorum. Aldık. Zeytin ekliyorum. Zeytin eklediğim için artık hiç tuz eklemeyeceğim. Sadece biraz karabiber ekleyeceğim. Ezdiğim sarımsakları ekliyorum. Ezilmiş olması önemli. Bu pişmeyeceği için sarımsak çiğ çiğ ağzınıza gelmesin. Ezerseniz daha güzel bir şekilde karışır. Maydanozlarımı ekliyorum ve de çok azıcık sızma zeytinyağı ekliyorum. Biraz da karabiber ekleyeceğim. İsterseniz limon kabuğu rendesi de ekleyebilirsiniz. O limon aromasını biraz daha zenginleştirmek için. Ben ama bu tarifte gerek görmüyorum. Her şeyi güzelce karıştırıyorum. Bunu, bu hazırladığımız karışımı bir salata olarak da yiyebilirsiniz. Salata olarak da son derece lezzetli oluyor. Karıştırdıktan sonra da lavaşlarımın içine alacağım. İsterseniz, ben biraz daha hafif olsun diye lavaşa yapıyorum. Ama isterseniz baget ekmeği, yarım bageti alın, fırına atın, güzelce ısıtın. Ondan sonra içine doldurun, öyle yiyin. İsterseniz normal bildiğimiz ekmek olur, tost ekmeği olur. Hangi ekmekle istiyorsanız onunla yiyebilirsiniz. Ve hazır bile, şimdi hemen birleştirelim. Şöyle bir tane lavaşı önüme aldım. Bunları tavada ya da ekmek kızartma makinesinde biraz ısıtmanızı tavsiye ederim. Şunu şöyle koyayım. İçine roka koyuyorum. Eklemeseniz de olur, başka bir yeşillik ekleseniz de olur. Ama güzel kıtır kıtır bir doku ve lezzet kazandırıyor. Ondan evde varsa ekleyin derim. Üzerine şöyle hazırladığım karışımdan döküyorum. Bu verdiğim tariften 2 tane ya da isterseniz biraz daha az malzemeyle yaparsanız 3 tane çıkartabilirsiniz. Ve de şöyle sararak, biraz sıkı sıkı sararak güzel bir dürüm haline getiriyorum. Diğer dürümümü de yapacağım, ondan sonra tadacağız. Ve ton balıklı dürümlerim hazır. Ben onları bir tabağa aldım. Biraz rokanın üzerinde servis ettim. Gördüğünüz gibi bir yarımı kaptırdım bile. çok güzel gözüküyorlar. Çok iştah açıcı gözüküyorlar. Açıkçası ben de yemek için sabırsızlanıyorum. Şöyle bir tanesini tadacağım. Bakalım nasıl olmuş. Çok taze. Gerçekten bütün taze lezzetler bir araya gelmiş. İnanılmaz ferahlatıcı bir yiyecek. Benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle böyle öğleden sonraları akşam yemeğini bekleyemeyecek gibi olduğum zaman hemen yapıp kendime bir yarım ben yiyorum, bir yarım eşim yiyor genelde. Hem tok tutuyor hem de güzel bir keyif yapmış oluyoruz. Umarım siz de evinizde denersiniz. Eğer denerseniz fotoğrafları Instagram'da İdil Tatari etiketiyle paylaşmayı unutmayın. Videolarımı beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Bol bol görüşmek üzere, hoşçakalın.